yandan üzülüyorum, bir yandan seviniyorum. Çok garip değil mi anne? Evde ve okulda uğraşacak kimse kalmadı diye üzülüyor olmayasın Nil. Olabilir. Bye bye. Bye. Kesin başardık tatlım. Durun. Neler oluyor burada? Selim. Selim amca. Canım. Ben gidiyorum Selim amca. Kimsesiz olduğum için beni götürüyorlar. Selimciğim. Bana bakacak başka bir yerde bulacaklarmış. Hoşça kal Selim amca. Iris, bir açıklama bekliyorum senden. Açıklama, yani... Umutsuzluk hücresine gitmeye hazır mısın kraliçem? Beni reddetmekle ne büyük bir hata yaptığını anlayacaksın. Senden korkmuyorum Arun. Ne yapacaksan yap artık. Sandığın gibi değil Selim'cim. Görüldüğü gibi değil yani. Ben neler olduğunu gayet iyi görüyorum Iris. Duru'yu göndermeye çalışıyorsun. Ben değil. Yani benim dışımda gelişen şeyler Selimciğim. Tamamen bürokrasi. Bir şey söyleme Iris. Hiçbir şey söyleme. Duru bu evde kalacak. Aa, ama bu imkansız. Ne yazık ki bizim onu burada tutmaya hakkımız yok. Öyle değil mi? Evet, öyle tabii. Duru kimsesiz bir çocuk. Bu yüzden devlet himayesine alınacak. Yanılıyorsunuz. Duru kimsesiz değil. Nedir o? Verin şunu. Neymiş bu? Duru'yu evlat edindiğimi gösteren belge. Çoktandır düşündüğüm şeyi Efsun'un ölümüyle hızlandırdım. Ne? Duru artık benim kızım. Ne? Bu durumda söylenecek bir şey yok Selim Bey. Duru burada kalabilir. Ve bana da gitmek düşüyor sanırım. Hoşça kal Duru. Güle güle. Sana sormadan böyle bir şey yaptım ama... Bana kızdın mı yoksa? Hı? Yani baban olmamı ister misin? Hı? Lanet olsun. Lanet olsun. Beni yok etmek zorundasın. Çünkü asla senin olmayacağım. Hayır. Benimle kalacaksın. Sonsuza dek benim yanımda olacaksın. Bu da ne? Neler oluyor? Kızım. Kızım senin lanetini yendi Arun. Kızım umutsuzluğu yendi. Kayıp prenses. Lanet olsun. Seni bulup yok edeceğim kayıp prenses. Selim demek para demekti. Selim benim için yeryüzünde zenginlik ve ihtişamın tek adresiydi. Benim için de zengin bir baba tabii. Ben yıllarca uğraşayım dediğim, sonra o bacaksız gelsin her şeyi bozsun. Yıllardır Selim amcanın gözüne gireceğim diye yapmadığım iyi kız numarası kalmadı. Ay, Selim ölünce bütün servetin tek sahibi o kız mı olacak yani? Hani Selim amcam benim babam olacaktı anne? Ay ne yapabilirim Nil? Senin baba sorunundan daha önemli bir sorunumuz var şimdi. Hep senin
yüzünden. O gıcığı yetimler yurduna yerleştirmeye kalkmasaydım belki Selim amcam ona evlat edinmeyecekti. Saçmalama Nil! Adam çoktan ayarlamış her şeyi. Bana ne ya? Şimdi bu kız bu evin sahibi mi yani? Ay, yarın bir hizmetçi de yapar o. Anneciğim. Aa, canım. Aa, annem buna izin verir mi hiç tatlım? Ağlama. Kız yüzünden. Kayıp prensesle. Uğraşacak enerjim bile kalmadı vallahi. Ne? Sus artık. Derya. Merhaba Gülçehre. Kapıları o açardı. Yine mi sen Gülçehre derdi? O gitti Derya. Gitti. Efsun abla yok artık. Biliyorum canım, biliyorum. Dayanmak zorundayız. Ne olur böyle yapma. Durup durup ağlıyorum. Gözyaşım hiç dinmiyor valla. Duru nerede? Oy, mavi boncuğum geldi işte. Bak kim gelmiş. Duru. Derya abla. Canım. Canım benim. Efsun annem, Derya abla. Şşt, tamam. Bir şey söyleme. Biliyorum. Bak, bunu sana getirdim. Al hadi. Derya. Selim Bey, ben özür dilerim. O gün annemle ilgili acil bir telefon aldım. Hastalığıyla ilgili bir şey. Öyle habersiz gitmek zorunda kaldım. Merak etmedik desem yalan olur. Hiç olmazsa bir telefon edebilirdiniz. Haklısınız. Anne şimdi nasıl? İyidir umarım. Ha, iyi. Hı-hı. Ben çok üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Efsun hayatımızda öyle bir yer etmiş ki unutmak mümkün olmayacak sanırım. Çok iyiydi. Sevgi doluydu. Evet. Ve bana dünya tatlısı bir emanet bıraktı. Selim'cim, döndünüz demek. Selim'cim, ev için bir yardımcı arıyoruz ya. Derya halledebilir pekala. Onun zaten bir işi var Iris. Maetesya, Maetanin. Sihirli defter, sihrimle gel. Geldi işte. Siyah'ın sihirli defteri geldi. Neden hala kızdan bir haber yok büyücü? Yüce Arun, sakin olun. Bana sükunet telkin edeceğine o kızı buraya getirecek bir şeyler bul kain. Ne kalkıyorsun öyle? Ne bu? Tolkun yeni bulmuş Yüce Efendi. Toksiyan'ın defterini getirdi. Sihirli defteri. Sihirli defter. Ne işe yarayacak? Bu defter bütün sorunlarımızı ortadan kaldıracak Yüce Efendi. Prenses yalnız ve çaresiz olduğu için her şeyini bu defterle paylaşacak. Sihirli defter kızı bize getirecek. Prensesi yani. Tork bu sefer size kesinlikle kazanacağımızı söylüyor. Aferin Kâhi. Neden kaçacak acaba Defne abla? Hiç bilmiyorum canım. Nereye kaçmasını isterdin? Kırmızı.
Efsun annemden sade renk kırmızıydı çünkü. Efsun anneni çok özlediğini biliyorum. Yarın anneler günü. Ben ona hediye almıştım. Bir de kart yapmıştım. Ama veremeyeceğim. Bak ne diyeceğim durum. İstersen bu çiçek sanki Efsun anneden gelmiş gibi düşünen, bunu sana o göndermiş gibi. Senin sesini ona, onun sesini sana ulaştıracakmış meğer. Sihirli gibi mi yani? Hı hı. Çiçek, yani Efsun anne. Hiç yaramazlık yapmayacağım. Derslerimi de çok çalışacağım. Eğer kırmızı açarsa Efsun annem beni duymuş demektir. Bence kırmızı açacak. Şey, Defne abla. Söyle güzel kızım. Bana kızmadın değil mi? Hani Selim amcam beni evlat edindi ya. Senin kızının yerini almaya çalışmıyorum. Olur mu hiç? Ben sana kızabilir miyim? Seni kızım gibi seviyorum. Böyle fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakayım? Kızım benim. Kurtulamadığımıza inanamıyorum. Bence sadece ondan değil, Derya'dan da kurtulmamız gerekiyor. Sen ne dersin? Kahin, neredesin? Asma kat, en iyi çözüm. Şuradan bir merdiven attın mı tamamdır. Bir defter. İyi bir müteahhit olmak için doğru başlangıç. Bırak onu. Ne yapıyorsun sen? Ölçümü yapıyorum. Not alıyorum. Buraya asma kat yapacağım da. Bunu unut duman adam. Tork'un odasında yaşamayı unut. Niye ya? Çünkü Tork seni burada istemiyor. Kendine başka bir yer bul. Kim başka bir yer bulacak görürsün sen. Uyuz Kahin. Bir şey olmamış. Tork bir an önce defteri prensese ulaştırmanın bir yolunu bulmalı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Sesi kulağımdan gitmiyor. Efsun abla bir başkaydı Derya. Sen onu az zamandır tanıyordun ya. Evet. Ama onun ne kadar mükemmel bir insan olduğunu anlamak için yeterliydi. Ya yola çıkmadan önce aradıydı. Duru sana emanet Gülçehri. Duru sana emanet deyip durdu. Canım. Ona gözüm gibi bakacağım. Efsun abla gittiği yerde rahat etsin. Ben geldim. Hoş geldin. Geç. Derya abla, dönmüşsün. Selim Bey bazı dosyaları istemişti. Onları getirdim. Hoş geldin. Ver bana. Geldin mi Zafer? Hı hı. Geç dinlen biraz. Sağ ol. Ha, çay yeni. İstersen doldurayım bir tane. Yanında kek de var. Oo, harika olur. E hadi. 2800. Nasıl oldu? Yine mi ağladın sen? Bazen oluyor. Büyük bardak mı istersin yoksa küçük mü? Fark etmez. Kek az biraz tatsız olmuş ama. Sen yaptıysan kesin güzel olmuştur. Ne yapacaksın? Artık burada mı çalışacaksın yoksa? Yok. Efsun ablanın yerine birini bulana kadar gelir giderim. Zaten aklımda Duru'da kalıyor. Selim Bey Duru'yu evlat edindi ha. Çok iyi etti vallahi. Bugün telefon ettim de iyi ki Selim Bey'i haberdar ettin Zafer. Tam zamanında yetişti.
Bana bir borcum var o zaman. Seyahatim ben Akia. Senin defter yolunu bulsun. Zehirli defteri bulduk. Ama onu prensese ulaştıramıyoruz. Kendi adına konuş büyücü. Duman adam. Duman adamın zekası sayesinde defteri göndermenin bir yolunu bulduk sarsak kain. Kesin doktor öğrenmiştir. Geliyor musun kalıyor musun? Tork bulmuştu zaten. Kesin size onu söylemiştir yüce efendi. Yok ya. Neymiş söyle bakalım. Hadi hadi. Hiçbir şey bildiğin yok. Sallayacaksın ama sallayamıyorsun. Termen geçidi koruyucularını duymuş muydun Kain? Evet. Ya? Onlar kulakları, sesleri, kokalma duyuları olmayan yaratıklar. Evrenin gizli kuryeleri. Onlara ulaşmak zor oldu ama. Duman sizin için onları buldu. Termen geçidinin suskun koruyucuları. Bana bir sözünüz var. Bu deftere Güneş Kraliçesi'nin kızını ulaştırın. Kayıp prensesin ve defterin buluşmasını sağlayın. Efendiye bir şey hatırlatmasına izin veririm. Hangi parlak fikrini yumurtlayacaksın yine büyücü? Termen geçidi koruyucusunu izleyerek prensesin nerede yaşadığını bulabiliriz. Buluruz. Termen yaratıkları o zamana kadar bizi yerin 7 kat altına gömmezse tabii. Uyanıklığınla zekan eşit olsaydı şimdi çok farklı bir yerde olurdun kain. Yüce efendi çok doğru söyledi. Çay ve kek için tekrar teşekkürler Gülçehre. Afiyet olsun. Selim Bey'e bir şey mi diyeceksin? Çağırayım mı? Selim Bey'e değil de... ben başka bir şey söyleyecektim. Hani yarın pazar ya... yani... senin de işin yoksa... Arda'dır. Duru'yla ders çalışacaklardı. Gülçehre... Yine dondun kaldın. Neden şaşırdın bu kadar? Şaşırmadım. Ne şaşıracağım canım? Bak kimler geldi. Çocuklar Duru'yu ziyaret etmek istemişler. Ben de onlara takılayım dedim. Duru nerede Gülçehre abla? Aşağıdaydı. Oo, kimler gelmiş böyle? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Derya. Bir Duru'ya baksana, aşağıda olacaktı. Çağırsana çok sevinir. Tamam, hadi gelin çocuklar. Hadi hadi. Gülçehre. Güle güle. Gülçehre. Güle güle. Gülçe. Hadi. Ben nereye geçeyim? Kimse ilgilenmiyor benimle canım. Geç otur bir yere, bana ne soruyorsun? Beni görmeye mi gelmişler Defne abla?
Yavaş durun, düşeceksin. Matematik kitabım. Öpmeyeyim mi? Teste göstereceğim. Sen git, ben getiririm. Onu özlediniz mi? Biz geldik. Durun. Nasılsın Duru? İyiyim Erp benim. Seni çok merak ettik Duru. Çok da özledik. Ne zaman okula geleceksin? En kısa zamanda. Onun olduğu her yer birden şenlik. Gerçekten öyle Duru. Sen gelmeyin. O gelmeden önce ben bir ölü... Lütfen gelme. Bu evde bir mezardı sanki. Lütfen. Onun neşesi, bilmiyorum, sevinci... Hatta acısı bile her şeyi değiştirdi. Duru ile birlikte yaşayan bir ev oldu burası. Bence de. Artık Duru sizin kızınız. Evet. Bir gün diğer kızım da olacağım. Ya ben? Ben ne olacağım? Bu kabustan uyanmak istiyorum artık. Hadi gel dışarı çıkın. Hava çok güzel. Tamam. Peki. Duru'yu daha iyi gördüm. Bunu da atlatacak eminim. Nil, ne haber? İyiyim öğretmenim. Sen ne zaman geldin? İşte benim üçüncü kızım. Üçüncü mü? Asla. Birinci ve tek kız olmalıyım. Ben bir Duru'ya bakayım. Biz de birer kahve içelim. Ben yaparım şimdi. Hadi. Derya abla çiçeğin gün sıpa açacağını söyledi. Sanki kırmızı açacak Duru. Hı-hı. Merhabalar, evime hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Ne haber Nil? Ne olsun, uğraşıyoruz işte. Babam da bana balık aldı, biliyor musunuz? Hadi ya. Onun için kocaman bir akvaryum aldık. Çünkü balıklar küçük cam kapların içinde durunca çok mutsuz oluyorlarmış. Ben neden mutsuz olduklarını biliyorum. O küçük cam fanuslar yüzünden dünyayı şaşı görüyorlar. Yani balıklara akvaryumda bakmak gerekiyor. Gerçekten mi? Tabii oğlum. Bilimsel olarak kanıtlanmış. İnternetten öğrendim. Ben de balıkları çok severim. Ya evet, hatırladım ne kadar çok sevdiğini. Kızın defteri açtığını Tok anında anlayacak. Tok yeniden Yüce Efendi'nin gözüne girecek. Tok çok meşgul. Ne meşgulü canım? Tork diyorum. Ne var İris? Yeryüzünde canımı sıkan minik bir böcek var. Onun bir an önce yok edilmesi gerekiyor. Yok et o zaman. Benim yöntemlerim fazlasıyla dikkat çekici. Başıma iş almak istemiyorum şu sıralar. Sen bir şey yapsan diyorum. Biz neyle uğraşıyoruz? Sen neden söz ediyorsun İris? Yüce Efendi ve Tok büyük işler peşinde. Ay. Bugün en geç yarın kayıp prenses burada olacak. Sen de bu kadısı hırslarından kurtulsan iyi olur. Arun döndü diye bir havalara girdin sen. Yarın biri büyük efendini kurbağaya ya da kirpiye çevirir, o zaman görürüm seni. Kurbağaya ya da kirpiye, öyle mi? Ay, ben öylesine söyledim canım. Ben de şimdi seni öylesine bir yaratığa çevireceğim canım. %100 meyve suyu bunlar. Çok sağlıklı. Teşekkürler. Sabahki kekten kalmadı mı? Ondan da getir hadi. Sen bana emir mi veriyorsun? Yoksa bana mı öyle geldi? Veririm veririm. Yeni bir hizmetçi bulana kadar annem bizim hizmetçimiz olmasını istedi çünkü. Yanlış canım. Ben Selim Bey'i yeni birini bulana kadar Duru yalnız kalmasın diye boş vakitlerimde gelmeyi kabul ettim. Öyle ya da böyle. Bizim evde hizmetçisin canım.
sizin ev değil canım. Bu evde Duru'nun senden daha çok hakkı var bir kere. Aa! Aa ya! Unuttuysan hatırlatayım. Selim Bey Duru'yu evlat edindi. O artık Selim Bey'in kızı. Ben de kızıyım. Hayır canım. Sen yeğenisin. Amcasının oğlunun kızı. Dadısının dadısı yani. Of. Afiyet olsun yeğen Karaca. Mar mar mar. Nil'in rengi masmar. Bir çıkıyor. Anne! Anne! Ne olur yapma. Ne? Ne yaptın bana? Neye dönüştüm Tork? Hiçbir bedende az önce olduğun kadar zavallı görünemezdin cadı. Görüşmek üzere büyük efendi. Görüşeceğiz. Kız defteri bulmadı mı da? Henüz değil. Kurye termenler defteri bacadan atmış olmasınlar. Duman adam ayarladı ne de olsa. Kıskançlık yapacağına bir işe yara be adam. Kız defteri açar açmaz haberimiz olacak. Okulda görüşürüz Duru. Sen olmayınca sınıfa da olmuyor ya. Bir daha devamsızlık yapma. Bence de. Tamam. Hadi güle güle. Bugün benimle hiç ilgilenmedin Gülçehri. Alındı mı bak? Kusura bakmayın. Sizi eğlendirecek durumda değilim. Ya şaka yaptım. Üzgünsün ya biraz havan da alsın diye. En son konuştuğumuzda arkadaş olacağız demiştik hani. Hadi hadi hadi. İyi günler. Ya. Dünya sadece onun etrafında dönüyor ya. Durun çiçeği, neredesin? Bakalım burada kızı ortadan kaldırmamı sağlayacak bir şey bulabilecek miyim? Üst katlarda olsaydı talihsiz bir kazayla pencereden düşebilirdi. Ama burası uygun değil. Ayağı masaya takılsa, sonra başını yere çarpsa olabilir ama zahmetli. Gece uyurken de bir iyilik düşünülebilir. Uykusunda ani bir kriz. Riskli. Bir şey çıkmayacak. Ah! Bana neden öyle bakıyorsun? Seni daha iyi görebilmek için canım. Acaba döneceksin. Eninde sonunda buraya geleceksin Defne. Çok çalıştık ama değdi. İyi bir sunum oldu değil mi? Evet. Canım. Çalışmamız bitti mi? Evet, bütün işleri bitirdik. Çiçeğin bir günde bir yedi biliyor musun? Hmm. Aa, sahi mi? E bakalım o zaman bir şuna. Hadi gel. Gel. Aa. Çiçeğin burada yok.
buraya koymuştum Derya abla. Korkma hemen canım benim. Belki Gülçehre içeri almıştır. Durucuğum buluruz merak etme. Of. Oradaydı ya. İyice baktınız mı her yana? Ya nereye gider Gülçehre abla? Allah Allah. Ben bir ön tarafa bakayım. Of. Ne oldu? Duru'nun çiçeğini bulamıyoruz. Canım benim. Hemen de morali bozuldu. Hayır. Çiçeğim. Esun annemin çiçeği. Canım benim. Ne oldu sana? Hı? Kırıldın mı? Neden düştün buraya? Ben seni yeniden ekeceğim. Yeniden yeşereceksin. Gülçehre bulur şimdi. Duru. Duru. Kızım. Derya abla. Çiçeğim düşmüş. Bak. Kırılmış. Tamam canım. Başka bir tane alırız. Başka bir tane istemiyorum. O Yusuf annemden gelmişti. Bak. Kırmızı çiçek açacakmış. Kırmızı çiçek açınca Efsun anne benim sesimi duymuş olacaktı. Sesimi duydu. Ama ben çiçeği koruyamadım. Canım. Canım benim. Bir tane. Ağlama. Durucuğum ne olur. Güzel kızım. Güçlü ol. Her şey geçecek. Düzelecek. Tamam mı? Tamam mı? Gidip kızıma yeni bir çiçek alalım Derya. Kırmızı açanımdan. Şöyle kocaman bir saksı. Olur mu? Ha? Olur mu? Bir de bu kadın çıktı. Hayır ya. Kabus devam ediyor. Ne olmuş Selim? Biri Duru'nun çiçeğini atmış. Ay bir çiçek için mi bütün bu tantana? Ben de önemli bir şey oldu sandım. Evet Nil. Efendim Selim amca. Ben sana sordum Nil. O çiçek oraya nasıl düştü? Ya benim bir suçum yok. Emin misin? Selim. Anneciğim. Selim inanamıyorum sana. Küçücük bir çocuğu sorguya mı çekiyorsun? Hem de kıytırık bir çiçek yüzünden. Lütfen Eris. Bizi yalnız bırakır mısın? Aa, ne demek canım? Anne bir dakika. Selim amcama bağırma lütfen. Evet, çiçeği oraya ben çıkardım. Ama neden çıkardım? Seni dinliyorum Nil. Daha çok güneş alsın diye üst kattaki pencereye çıkartmıştım. Duru'ya söyleyecektim. Ya orada çok ayak altındaydı. Ama birden elimden kaydı, aşağıya düştü. İyilik yapmak isterken kötü bir şey yaptım. Çok pişmanım.
Duru'yu istemeden üzdüğüm için kahroluyorum. Tamam. Ağlama. Kızma. Ben sadece senin yalan söylemeni istemiyorum. Anlaştık mı canım? Bu durumdan kurtulmak için yapabileceğim başka bir şey yoktu sanırım. Aferin sana. Bir tanem. Canım kızım. İyi mi? Uyudu mu? Hı hı. Çok ağladı ama. Uykusunda bile ağlıyor sanırım. Geç oldu, ben gideyim. Derya, burada kalsana. Hem Duru da yalnız uyumamış olur. Ben... Aslında onu üst katlarda bir oda hazırlamak istedim ama kabul etmedim. Efsun annesiyle uyuyor gibi oluyormuş burada. Hı? Kalıyor musun? Kraliçe, fısıltılar evi seni bekliyor Güneş Kraliçesi. Neyin var? Ben gitmek zorundayım Selim Bey. Ama neden? Hani kalacaktın? Güneş Kraliçesi, fısıltılar evinin çağrısına gel. Üzgünüm, açıklayabileceğim bir şey değil bu. Gerçekten gitmek zorundayım. Ama... Güneş Kraliçesi çok üzgün. Kayın Prenses sevdiği boyutunu kaybetti. Zavallı Prenses. Prensesi şimdi kim koruyacak? Fısıltı Kraliçesi. Sevgili Güneş Kraliçesi. Çok üzgünüm. Yüreği iyilikle dolu bir periyi kaybettik. Fısıltılar evi onun için yas tutuyor. Teşekkür ederim. Efsun yıllarca kızıma annelik yaptı. Onu korudu. Sevdi. Ama ben onu koruyamadım. Yapabileceğim bir şey yoktu kraliçe. Efsun'un komutan Arun'un lanetinden kurtulması imkansızdı. Kızım çok acı çekiyor fısıltı kraliçesi. Efsun'un yokluğuna dayanamıyor. Onu nasıl teselli edeceğimi bilmiyorum. Prensesin annesine ihtiyacı var sevgili Defne. Ancak annesine kavuşursa içindeki acı biraz olsun dinebilir. Ona kavuşmayı ben de her şeyden çok istiyorum. Biliyorsun. Ona sarılmak, koklamak, öpmek. Tek bir gözyaşını dindirmek için canımı bile veririm. Ama alın. Arun kızımın peşinde. O var olduğu sürece kızıma annesi olduğumu söyleyemem. Belki de söyleyebilirsin. Arun'un asla tahmin edemeyeceği bir yerde kızınla buluşabilirsin. Nasıl? Nasıl olacak? Bugün anneler günü sevgili Defne. Bu özel günde fısıltılar evinin sana ve kızına bir hediyesi var. Prenses. Uyan. Fısıltılar evine gelmelisin. Annem burada prenses. Seni bekliyor. Sonunda annene kavuşacaksın. Hadi prenses. Acele et. Kraliçe neden hala dönmedi? Hani Güneş ülkesine gelmesi an meselesiydi büyücü. Senin şu sihirli defter etkisini ne zaman gösterecek ha? Her an gösterebilir efendimiz. Kayıp prenses defteri fark etti. Bu saatte nasıl fark edecek? Rüyasında mı? Yani... Yeryüzünde bütün çocuklar şu anda uyuyordur. Tork hemen küçük kızı uykusundan uyandırmak için bir şeyler yapacak Güce efendi. Defteri bir an önce görmesini sağlayacak.
Boşuna kendini yorma Kain. Çünkü az sonra küçük kız fısıltılar evine gidecek. Fısıltılar evine mi girecek? Bunu nereden biliyorsun? Duman adam evrenin her yerine gidebilir. Her şeyi duyabilir. Döndüğünüzden beri size işe yarar bir bilgi getirebilmek için dolaşıp duruyordum Yüce Efendi. Duman adam yanlış bir bilgi almış olmalı. Yeryüzünde bütün çocuklar bu saatte uyurlar çünkü. Yani prensesin fısıltılar evinde olması mümkün değil. Mümkün değil. Komutan, bu beceriksiz kaini dinlemeye devam ederseniz kraliçe ve kızını asla bulamazsınız. Kraliçe mi? Yoksa o da mı fısıltılar evinde? Evet komutan. İkisi az sonra buluşacak. İnanamıyorum. Kızım. Kızım buraya mı geliyor? Evet kraliçe. Ama ona ne diyeceğim? Yani o beni başka biri olarak tanıyor. Annesi olduğunu söyleyeceksin. Hayır. Bunu yapamam. Endişelenme sevgili Defne. Bu karşılaşma hiçbir şekilde prensesin varlığını tehlikeye atmayacak. İkiniz de güvendesiniz. Prenses geldi. Prenses fısıltılar evinde. Kızım. Hoş geldin küçük prenses. Birazdan anneni göreceksin. Yolu biliyorsun prenses. Anne. O gıcıktan intikamı almadan uyuyamayacağım galiba. Görürsün sen. Sen benim babamı çaldın. Ben de o Esun denen kadından sana hatıra olarak ne kaldıysa hepsini yok edeceğim. Anne. Senin annen prenses. Annem mi? Hı-hı. Fısıltılar evine nasıl geçeceğimi söyle bana artık Tork. Fısıltılar evi çok güçlü koruma tılsımlarıyla korunuyor Yüce Efendi. Tork tılsımları bozmanın bir çaresini arıyor ama bulamıyor. Bulsan şaşardım zaten beceriksiz büyücü. En başından kendi gücümle gitmeyi denemeliydim. Ama efendimiz bu çok tehlikeli. Kes sesini kain. Lanet iyili güçleri. Çok etkili bir koruma kalkanıyla çevirmişler evi. Tok söylemişti. Oraya geçmenin bir yolu olmalı. Bütün bu koruma tılsımlarını etkisiz kılacak bir şey. Arhan'ın pelerini. Tork da şimdi onu söyleyecekti. Yüce Efendi Tork'tan daha çok yaşayacak. İşte şimdi doğru bir şey söyledin kain. Pelerin sizi sorunsuz bir şekilde fısıltılar evine ulaştıracaktır Yüce Efendi. Neler oluyor? İyilik güçleri Arhan'ın pelerini yok etti. Lanet olsun. Lanet olsun. Nerede bu kız? Tuvalete mi gitti acaba? Üf! Şimdi gelip beni yakalarsa canımı okur. Ayy. Gidip onu korkutabilirim. Sen benim annem misin gerçekten? Evet canım. O zaman Selim amca.
Yani senin kızın ben miydim? Senin amcam da babam. Hı-hı. Evet canım. Neden ama? Bana annem oldum niye daha önce söylemedin? Sizi korumak için yaptım bunu bir tanem. Senin kızım olduğunu kimsenin bilmemesi gerekiyordu. O yüzden bizi bırakıp gittin. Evet canım. Buna mecburdum. Ama bir gün kavuşacağımızı biliyordum. Yıllardır bu anın hayaliyle yaşıyordum. Prensesim. Güzel kızım. Anneciğim. Yavrum. Canım. Bu gece oraya gitmeliyim Kain. Eğer bunu başaramazsan ölümlerden ölüm beğen. Tok düşünüyor. Tok şimdi bir şey bulacak. Tok buldu bile. Çabuk söyle. Duman adam fısıltılar evine gidebildiğine göre Yüce Efendi de gidebilir. Tok Duman adama bir beden verdi. Yüce Efendi de Duman'a çevirebilir. Ne yapacaksan hemen yap Kain. Emredersiniz Yüce Efendi. Allah Allah. Hiçbir yerde yok. Nereye kayboldu bu küçük? Anneciğim. Anne. Anne. Uyansana ya. Anne! Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Sen çok önemli bir haberim var anne. Ay, saatin kaç olduğunun farkında mısın? Hemen yatağına dön. Daha benim ne olduğunu söylemedim ki. Önemsiz bir şeydir kesin. Neymiş? O küçük odasında değil. Kim? Ay kim olabilir anne? Bu evde sen, ben ve Selim amcadan başka kim yaşıyor? Duruyor diyorum. Ha? O kız yine evden gitmiş galiba. Hı? Ha? Emin misin? Bütün eve baktım. Hiçbir yerde yok. Gözümle görmeden inanmam. Şşş. Sessiz ol. Tamam anneciğim. Dur. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Annem olmadan önce de seviyordum. Ama şimdi daha da fazla seviyorum anneciğim. Canım kızım benim. Artık üzülmeni istemiyorum, tamam mı? Çok yakında baban, sen ve ben bir araya geleceğiz. Ve birlikte çok mutlu olacağız. Buna inan ne olur. Bunun olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki ben de sana yardım edebilirim. Senin yardımın olmadan hiçbir şeyi başaramam ki zaten. Prensesim. Güzel kızım. Yenime baktı prenses. Artık yeryüzüne dönmelisin. Annene veda et. Hayır. Biraz daha kalayım. Ne olur. Ne olur. Komutanım asıklar evine geliyor. Prenses. Hemen buradan gitmelisin. Ne? Güneş kraliçesi. Tehlikedesiniz. Ne yapacağız? Korkma bir tanem. Annen seni koruyacak. Beni hiç beklemiyordun değil mi kraliçe? Oda kayıp prenses olmalı. Git buradan Arun. Bizi rahat bırak. Onu almadan hiçbir yere gitmeyeceğimi çok iyi biliyorsun kraliçe. Şimdi kızı bana getir. Sana ve prensese zarar vermek istemiyorum. Onu benden alamayacaksın. Bunu sen istedin. Güneş kraliçesi. Prensesi hemen göndermelisin.
Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Şimdi gözlerini kapat. Boşu boşuna uykumdan ettin. Gülsün sen. Of. Gelmişim. Yoksa hiçbir yere gitmedin mi? Hepsi bir rüya mıydı? Of. Kızım gitti Arun. Onu yine yakalayamadın. Onu şimdilik kurtardım kraliçe. Çok yakında prensesi ele geçireceğimden emin olabilirsin. Ben hayatta olduğum sürece bunu başaramayacaksın. Güçlerine pahasına olursa olsun prensesi koruyacak komutan. Bunu aklınıza sokun. Siz de asla vazgeçmeyeceğimi bilin fısıltı kraliçesi. Seni güneş ülkesinde bekliyorum kraliçe. Kızınla birlikte. Bu kesin rüyaydı. O senin annen prenses. Annem mi? Güzel kızım. Anneciğim. Yavrum. Canım. Selma amca, ben evlat edindiği için böyle bir rüya görmüş olmalıyım. Esun annemin resmi vardı burada. Nereye gitmiş? Burada bir yer doğmalı. Bu hala burada. Kimin acaba? Aa! Sihirli bir dersermiş. Kızı elimden kaçırdım diye üzülmeyin Yüce Efendi. Defter onu buraya getirecektir. Ne zaman kain? Bana bunun ne zaman olacağını söyle. Az sonra. Az sonra efendi. Bakın. Bakın. Kız defteri açtı. Prenses defteri açtı. Beni tanımadın mı bir tane? Bir tanem mi? Esin anne? Esin anne sen misin? Evet, benim canım. İnanamıyorum. Gerçekten sen misin? İyilik güçlerinin sana bir hediyesi bu. İyilik güçleri mi? Senin her zaman yanında olman için bu defteri gönderdiler.
çok sevdiğim için bunu yapmış olmalılar. Teşekkür ederim. Seni güneş ülkesinde bekliyorum kraliçe. Kızınla birlikte. Kendinden çok emin konuştu. Neler planlıyor yine? Defter prensese duymak istediği şeyleri söylüyor olmalı yüce efendi. Kızı buraya getirmesi an meselesi. Kraliçe o zaman bana karşı koyamayacak. İsteklerime boyun eğmek zorunda kalacak. Sihirli defter kızı buraya getirmeyi başarırsa... sen de ödüllendirileceksin Kai. Yüce efendi çok cömert. Duman adamdan kurtulmak için bu Torku son şansı. Sihirli defter mi? Özledim bir tanem. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sandım. Yani konuşamayacağımı. Ama bak konuşuyoruz. İstersen görebilirsin de. Ama görebilir miyim? Gerçekten mi? Evet. Ama nasıl yapacağım bunu? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Defterin içine girerek. Defterin içine girerek mi? Buraya gelmen için sihirli sözcükleri söylemem yeterli olacaktır. Ama ben sihirli sözcükleri bilmiyorum ki. Merak etme. Sözcükleri ben sana söyleyeceğim. Sonra sen tekrar edeceksin. Tamam. İnanamıyorum. Esmer'de mi göreceğim? Parisiya Sion Nebirum. Prenses sihirli sözcükleri tekrarladığında yanımızda olacak. Parisiya.